Merhaba arkadaşlar. Bugün Hız Yayınları'nın Temel Yeterlilik Testi'nin A kitapçığındaki kimya sorularının çözümleriyle birlikteyiz. Kimya sorularımız Fen Bilimleri Testi'nin 8. sorusundan itibaren başlamaktadır. İlk sorumuzdan başlıyoruz. Değersiz madenleri altına çevirme, bütün hastalıkları iyileştirme ve hayatı sonsuz biçimde uzatacak ölümsüzlük iksirini bulma uğraşlarına simya, bu işle ilgilenenlere ise simyacı denir. Buna göre simyacılarla ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Çalışmalarında deneme yanılma yöntemi kullanmışlardır. Doğrudur arkadaşlar. Simyacılar deneme yanılma yöntemi kullanmıştır. Kimyacılarsa deney yapmışlardır. Buldukları birçok malzeme kimya biliminin gelişmesine katkı sağlamıştır. Ve günümüzde de şu anda kullanılmaya devam eden damıtma düzeneği veya damıtma düzeneğinin gibi bazı aletlerin de keşfini gerçekleştirmişlerdir. Dolayısıyla her üç seçenekte doğrudur. Cevabımız Edirne seçeneğidir. 9. sorumuzda XYZ tanecikleriinin proton sayısı kütle numarası ve proton sayısı elektron sayısı arasındaki ilişkiler grafikte verilmiştir. Hemen bu XYZ taneciklerinin bize verdiği bilgilerini element sembolleri üzerinde göstermeye çalışalım arkadaşlar. X taneciğinin proton sayısının 17, kütle numarasının ise 35 olduğunu belirtmiş. Y taneciği 18'e 35, Z taneciği ise 17'ye 37. Bu durumda arkadaşlar nötron sayılarını belirtecek olursak her birinin Z'nin 20 nötronu vardır, Y'nin 17 nötronu vardır, X'in ise 18 nötronu vardır. Aynı zamanda bir de bu taneciklerin elektron sayılarını belirtmiş. 17 protona sahip olan X taneciğinin 18 tane elektronu olduğunu, dolayısıyla bir tane elektron alıp eksi bir yükle yüklendiğini belirtmiş. 18 protona sahip olan Y taneciğinin ise 18 tane elektronu olduğunu, yani herhangi bir elektron alışverişi yapmadığı için yüksüz bir tanecik olduğunu belirtmiş. Z taneciğinin ise 17 tane elektrona sahip olduğunu, yani bunun da yine yüksüz bir tanecik olduğunu belirtmiş arkadaşlar. Taneciklerin çapları arasındaki ilişkiyi soruyor bize. Örneğin şu ikisi arasında karşılaştırma yapacak olursak arkadaşlar, proton sayıları aynı iken elektron sayısı fazla olan X taneciği daha büyük bir çapa sahiptir. Dolayısıyla X büyüktür Z rahatlıkla diyebiliriz. Ardından da elektron sayısı aynı olan X ve Y taneciklerini karşılaştıracak olursak da bu sefer hatta hiç ona da gerek yok gerçi. Çünkü şu ikisi zaten nötr tanecik arkadaşlar. Periyodik sistemde de soldan sağa doğru atom çapı azalıyordu. Dolayısıyla bunların da periyodik sistemdeki yerlerini bulacak olursak 2 8 8'den 3. periyot 8A, burası ise 2 8 7'den 3. periyot 7A grubu elementidir. Dolayısıyla Y elementi daha sağda kaldığı için Z elementine göre çapı daha küçük gelecektir. Dolayısıyla birinci seçeneğimiz doğrudur. İkinci seçeneğimizde X ve Z'nin izotop olduğunu söylemiş. X ve Z'ye baktığımızda arkadaşlar proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı. Dolayısıyla izotop taneciklerdir. Doğru. Taneciklerin nötron sayıları arasındaki ilişki Y, Z, X, Y şeklinde olmalıydı. Bize farklı bir sıralama vermiş. Yanlış. Y ile Z nötr, X ise elektron aldığı için anyondur. Dördüncü seçenek doğru, cevabımız Denizli seçeneği. 10. sorumuza baktığımızda H, I, Z element atomlarının çekirdek yükleri sırasıyla ardışık sayılardır demiş. I, oda koşullarında tek atomlu gaz halde bulunmaktadır. Tek atomlu gaz halde bulunduğuna göre I elementinin arkadaşlar soy gaz olduğunu rahatlıkla belirtebiliriz. Yani I elementi 8A grubunda yer almaktadır. O halde madem bunların atom numaraları sırasıyla ardışık geliyor, o zaman H elementi arkadaşlar 7A grubundaki bir halojen olabilir veya da birinci periyot elementleri olduğunu düşünürsek buradaki H elementi 1A grubundaki hidrojen elementi de olabilir. Neticede I elementi 8A'da bulunduğuna göre Z elementi her türlü bir sonraki periyodun 1A'sına denk gelecektir arkadaşlar. H halojendir diyor. Ola da bilir, olmaya da bilir.
Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan arkadaşlar 8A grubundaki iyottur burası, doğrudur. Çünkü iyonlaşma enerjisinde hatırlayacağınız üzere 3 aşağı 5 yukarı olarak da kodluyorduk. 8A grubunun iyonlaşma enerjisi en yüksek geliyordu. İkinci seçeneğimiz doğru. Değerlik elektron sayıları arasındaki ilişki arkadaşlar şu ikisi eşit olabilir gördüğünüz üzere. Dolayısıyla bize burada net bir şey sorduğu için 3. seçenek yanlış. Z ve H'ın periyodik sistemdeki periyot numaraları farklıdır. Arkadaşlar burası kesinlikle doğru. H burada 7A grubu veya da 1A grubu elementi iken Z her türlü bir sonraki periyodun 1A'sında yer aldığı için periyot numaraları kesinlikle farklı gelecektir. Cevabımızsa C'han seçeneği olacaktır. 11. sorumuzda yukarıda denklemleri verilen olaylarla ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş. Burada arkadaşlar sıvı fazdan gaz faza geçiş söz konusu olmuş. Yani burada fiziksel bir olay gerçekleşmiş. Buradaysa arkadaşlar atomlar arasındaki bağlar kırılıp yeniden düzenlenerek kimyasal bir olay gerçekleşmiş. İkinci olayda atomlar arası, birinci olaydaysa moleküller arası bağlar kopar. Birinci seçenek arkadaşlar doğrudur. Fiziksel etkileşimlerde moleküller arası bağlar kopmaktadır. İkinci olayda gereken ısı miktarı birinci olay için gereken ısı miktarından fazladır. Arkadaşlar kimyasal olaylarda gereken ısı miktarı 40 kilojül bölü molden büyükken fiziksel olaylarda gereken ısı miktarı 40 kilojül bölü molden küçük olacaktır. Dolayısıyla ikinci seçeneğimiz de doğrudur. Üçüncü seçeneğimizde de birinci olayda maddenin kimlik özelliği değişmezken ikinci olayda maddenin kimlik özelliği değişmektedir diyor. Arkadaşlar bu seçenek de doğrudur. Çünkü kimyasal olaylarda madde kendi özelliklerini korumaz. Ancak fiziksel gerçekleşen olaylarda madde kendi özelliklerini korumaktadır. Cevabımız Edirne seçeneği 1, 2 ve 3'tür. 12. sorumuzda bize iki farklı bileşikteki karbon ve hidrojen elementlerinin yüzdelerini vermiş. Birinci bileşiğimizde %90 oranında karbon varken ikinci %10 oranında da hidrojen vardır. Yani birinci bileşiğin kütlece birleşme oranı 9 bölü 1 gelmiştir. İkinci bileşikte %80 oranında karbon varken %20 oranında hidrojen vardır. Yani ikinci bileşiğin kütlece birleşme oranı ise 4 bölü 1 gelmiştir. Bize birinci bileşiğin formülünün C3H4 olduğunu söylemiş. O halde ikinci bileşiğin formülü hangisi olabilir diyor. Arkadaşlar burada doğrudan oran orantıyı çok rahatlıkla yapabiliriz. Mesela 9 gram karbona karşılık 3 tane karbon gelmiş. O zaman 4 karbona karşılık farkındaysanız 3'te 1'i kadar olduğuna göre 4 bölü 3 tane karbon gelecek. 1'e 4 geldiğine göre 1'e gene 4 hidrojen gelecek. Tabii ki de böyle bir bileşik formülünün olması mümkün değildir. Bunun tamamını 3 ile genişlettik. C4H12 oldu. En küçük tam sayılara indirmek için de 4'e böldük. CH3 oldu. Burasının basit formülü CH2, burasının basit formülü CH2. Burası zaten basit formül halinde. Burasının basit formülü CH. Cevabımız C'han seçeneği C2H6'dır. Basit formülü CH3'tür arkadaşlar. 13. sorumuzda aşağıdaki kaplarda bulunan sıvıların içine ve üzerlerinde belirtilen maddeler ilave edilmektedir diyor. Su arkadaşlar polar bir çözücüdür. Hem polar maddeleri hem de iyonik bileşikleri çözebilmektedir. Burada bir çözünme olayı gerçekleşir. Çözünme olayında da İyonik bileşikten dolayı iyon etkileşimi, suyun polarlığından dolayı ise dipol etkileşimi gerçekleşir. Birinci seçenek doğrudur. Bolu seçeneğinde arkadaşlar ikinci kapla ilgili sorusunu soruyor. Dediğimiz gibi su polar bir çözücüdür. İyotsa arkadaşlar apolar bir maddedir. Dolayısıyla burada bir çözünme olayı gerçekleşmez. İyot doğrudan çökelek oluşturur. Katı sıvı heterojen bir karışım olduğu için ise süspansiyondur. Doğru. Karbon tetraklorür de arkadaşlar gene iyot gibi apolar bir çözücüdür. Apolar bir çözücü olduğu için de polar olan suyu çözemez arkadaşlar. Dolayısıyla sıvı sıvı heterojen bir karışım olan emülsiyonu oluştururlar. Birinci kapta oluşan karışım ortama iyon bıraktığı için arkadaşlar elektrik akımını iletir.
Üçüncü kapta etkin etkileşim türü hidrojen bağıdır. Arkadaşlar, hidrojen bağının bulunabilmesi için her iki bileşikte de hidrojenin yanında flor, oksijen, azot grubu elementlerinin olması lazım. Burada evet, birinci bileşiğimizde hidrojenin yanında fon elementleri mevcut, ancak ikinci bileşiğimizde ne hidrojen ne de fondan bahsedemiyoruz. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneğidir. Buradaki etkileşim türünü söyleyecek olursak da sudan dolayı polar olduğu için dipol etkileşim geliyor. Karbon tetraklorürden dolayı da apolar olduğu için indüklenmiş dipol etkileşimi geliyor. Yani dipol indüklenmiş dipol etkileşimi 3. kapta mevcuttur arkadaşlar. Ve son olarak 4. sorumuza baktığımızda ise bazı indikatörlerin asit ve bazdaki renkleri verilmiş diyor. Buna göre belirtilen çözeltiler ve eklenen indikatörlere karşılık çözeltinin alacağı renk hangi seçenekte yanlış verilmiştir demiş arkadaşlar. Sodyum hidroksit bir baz. Bazlar fenolfitalein indikatöründe gördüğünüz üzere pembe renk vermektedir. Dolayısıyla birinci seçenek doğru. HNO3 nitrik asittir. Asit olduğu için metil turuncusunda kırmızı renk verecektir. İkinci seçenek doğrudur. NH3 yani amonyak bir bazdır. Baz olduğu için metil kırmızısında sarı renk verecektir. Üçüncü seçenek doğrudur. HCOOH formik asit, karınca asidi veya da metanoik asit olarak adlandırılan bir asittir. Asit olduğu için turnusol boyasında gördüğünüz üzere kırmızı pembe bir renk vermesi gerekirken burada mavi renk verdiğini belirtmiş. Denizli seçeneğimiz yanlıştır. Son olarak HClO4 perklorik asit ise arkadaşlar bir asit olduğu için bromtimol mavisinde gördüğünüz üzere sarı renk vermektedir. Bu seçenek arkadaşlar doğrudur. Kimya sorularımızın çözümleri bu şekildeydi. Bir sonraki denemede görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar, başarılar.